Ve bu geceki ilk konuklarımız Kavak Yerleri isimli dizinin oyuncuları. Bu sene yeni transferleri Sarp Apak, hoş evet, geldin. Aslı Enver, hoş geldin. İbrahim Kendirci, hoş geldin. Ve Pelin Karahan, hoş geldin. Hoş. Nasılsınız bakalım? Bomba gibi. Aynı evet. anda konuşalım. İyiyiz ya, biz gayet güzel çalışıyoruz. Çok da keyif alıyoruz. Yani umarım seyirci de keyif alacak diye düşünüyoruz. İnşallah, inşallah. Çok yakın. Siz ayağınızın toz. Bir sen ben dün buradaydın. Gelmiştim evet. İstanbul'a. Siz nereden geldiniz? Daha yeni gece? İzmir'deydik çekimde. İşte hemen geldik. Biz Seferihisar'ın Sarıcık ilçesinde yani de çekim yapıyoruz. Memleketimde. Sizin memleket mi? Seferihisar mısınız? İzmir'deyim. Ha İzmir. Ha. Ben röportaja döndüm. Sarıcıklı. Nerede başladı kariyer? Yani İzmir'deyiz. Kışın da İzmir'deyiz. Ne güzel. Evet. Bekleriz. Bekleriz. Valla oradan bir çekim mi yapsak, bahane olsa gelsek memlekete? İzmir'den bildiriyor. İzmir'den ama güzel ya. Ben tabii şimdi onların hani alışık olduğu bir ekip ve sistem ama ben yeni adapte oluyorum. Bir defa bambaşka bir ortam. Drama çalışılıyor. Burada hani sitcomdan geldiğim için ben. Daha ama farklı. Sen oyuncusun ya. Tabii canım, oyuncu olmadığı için gayet iyi alıştı yani. Ama çalışma sistemi çok farklı tabii. Biz 3 gün çalışıyorduk, 2 gün falan. Burada 5-6 günden aşağı çalışılmıyor. Tek kamera falan. Bir ton teknik şey var aslında, fark. Oyunculuk bir tane tabii. İnandırıcı olan ve olmayan var ama teknikler farklı. Teknikler farklı. Şimdi sen adaptasyon döneminde misin, aştın mı? Yani onu ben şimdi söyleyemem ama açtı, hani... Açtı. Açtı mı? Tabii ya. Peki nasıl oldu? Şimdi bu arada izleyicilerimize hemen söyleyeyim. Ben geldim kanala. Bir baktım İbrahim'le Sarp burada. Dedim benden önce nasıl oldu bu iş dedi. Bekleme odasında uyuyoruz biz. Hayır, çok heyecanlanmışlar. Havayı teneffüs edip ısınmak istediniz diye. 4 saat önceden. Meğer uçaktan inmişler. Sen de buradaymışsın. Evet, sen evet, aşağıda yemekteymişsin. Ben açtım. Beni dışladılar. Seni niye dışladılar? Ben çünkü dün geldim İstanbul'a. Bir gün erkenden torpilim var diye ya çok şimdi mutlu. Set programı yapıldı. Bu sabaha işleri kalanlar biz üçümüz. Tabii. Yani Aslı'nın işi bitti geldi. Geldi tabii. Biz haliyle. İşte öğlen bitirdik işimizi. Hatta kaç uçağıyla geldik ya? 6-23 uçağıyla geldik. Rötar var mıydı? Rötar yoktu. Yok. Aa çok şükür. Sezonu bitirmiş. Ama olmadı. Peki şimdi Sarp'ın geleceğini duydunuz. Size söylendi. Sizler hani ne kadardır bu dizide varsınız. Şimdi ilk başta böyle olur ya olur. Aa yaşasın olur. Ay bakalım nasıl bir şey çıkacak ama falan. Hangisi? Ama dürüst olur. Hadi bakalım şimdi dedim ben. Şimdi ben bir yani. Erkek partneri olarak, Sarp'ın erkek partneri olarak. Yani. Hep yani kendimi şanslı hissediyorum Allah'tan. Hep yetenekli partnerler geliyor karşıma. Sarp da onlardan. İlk duyduğumda Sarp deyince Sarp Leventoğlu geldi aklıma. Leventoğlu mu? Evet. Doğru. İlk o geldi. Dedim ulan bayağı uzun bir adam yani biz ne yapacağız falan. Sonra Sarp Apak duyunca dedim iyi. O boyu iyi. İyiydi. Kral. Yoksa hani mesela rolü icabı seni geçer mi geçmez mi? Öyle yok öyle şeylerimiz yok. Hepimizin mevkisi farklı tabii yani. Tabii canım. Ben Ernst o Nihat yani. Üstünde baskı var. Nihat umutlar büyük yani. Ben oturtmuşum Ernst'e. Yakınlarını iyi oyna. Sen ne dedin Aslı? Bakalım göreceğiz bakalım. Göreceğiz dedim yani. Çünkü sonuç olarak iyi bir işten geliyor ve hani başka bir işin içine gidiyor. Hani bilemiyoruz tabii neyle karşılaşacağımızı ama neyse ki hiç dünya şekeri gerçekten çok uydu bize yani. Hiç zorlanmadık hiçbirimiz. Sanki yıllardır beraberiz yani. Ben birinci gün bana arabasını verdi Çeşme'ye. Hadi ya. Ya ben de uyumlu birisiyimdir ama arkadaşlarımız da çok uyumlu olduğu için biz yani çok daha hızlı kurduk o iletişimi. O iletişim bazen sizin önünüze geçiyor. Oyununuza bile engelleyebilir yani hani. Yani çok sıcak bir sahneyi aranızdaki sıcaklık çok iyi değilse bazen hani 3-4 prova gerekebilir ama biz şimdi hani 2 provada her şeyi yakalıyoruz. Yani bu mesela onların beni kabul etmesi çok önemliydi. Çünkü onlar oturmuş bir düzenin. Onlara soruyorum ya. Ama yani bana tek çok iyi davrandılar. Hepsi çok iyi davrandı. Sen ne hissettin? Ben ya, Sarp'ın ismini duyduğumda çok sevindim. Çünkü bizde de bir merak var tabii. Acaba kim gelecek? Acaba kim gelecek? Sarp'ın ismini duyduğumda çok sevindim. Çünkü biliyorum ki iyi bir oyuncu ve çok enerjik birisi. Bize de iyi geleceğini hem düşündüm 3. yılımızda. Zaten ben onunla gülmekten oynayamıyorum. Yani ya. Sürekli kesiyoruz. Çünkü çok komik, çok eğlenceli, çok enerjiyiz. O da çok heyecanlı. Onun heyecanı bize de yansıyor. Yani o da çok maşallah güzel bir şey. Maşallah ama daha önce de sizler geldiniz programa. Sizde hem sizin enerjiniz hem genç yaşta bu kadar büyük bir başarıyı yakalamak. Senin için aynı şey yani bu dizi için değil de daha önce yaptığın işler için. Süper bir şey. Az önce ben sizin notlarınızı okurken ve çoğunluğunuz da zaten tesadüfen sen... Yok ben okul... Ama bu dizide olmak istememişsin.
Aslında istemediğim değil de görüşürüz. Gerçekler açıklanıyor. Tamam, anlatıyorum, üstüne gelmeyin. Ya şöyle oldu aslında, ben görüşmelerden hoşlanmıyorum ve biraz tamam peki geleyim madem dedim üçüncüsünde. Sanki hani bana bayılıyorlar, ne olur gel diyorlar da bir naz benim tarafından. Girdim görüşmeye ve dedim ki çıktığım an, evet bu benim, bu rol benim. Çünkü o kadar üç kere çağırmışlar artık. Yok ben ama birine gittim ya, haberleri bile yoktu benden muhtemelen. Ajans tarafından çağırırlar ya oyuncular. Ben de nedense gitmedim yani, bir türlü olmadı. Peki görüşme sevmiyorsan görüşmeden nasıl programlar olacak? İşte, her zaman bir kaçmak için bir sebebim var. İşte sınavım var, bilmem neyim var, işte okulum var. Ya böyle. Hem istiyordun hem de bir tarafın korkuyor muydu? Aynen, yani? Belki de oydu. Hani şey var, siz zaman... gelin eve yapın. Evet, biz evde kahve yapayım ben size. Çok güzel kahve yapın. Böyle bir durum herhalde, o bir korkuydu. Hani bir de şey var, ben uzun zamandır gidiyordum görüşmelere ve bir yılmışlık oluyor. Hani gidiyorsun olmuyor, gidiyorsun olmuyor, gidiyorsun. En sonunda diyorsun ki ama buna da gitmesem ne olur? Zaten evet. Olmayacak yani. Ha, yılıyor insan. Yılmakla alakalı. Hiç gitmeyip değil. Ha, çok gittim. Çok gittiğim için bezdim ben. Evet. Çünkü kendinizi çok sıradan hissediyorsunuz. Ki ben kendimi sıradan hissetmekten hoşnut olmayan birisi olsam bu mesleği yapmam. Yani hani o sıradanlık hissi bahsettiğim hani özel davranılması değil de. Yani o kendinizi ifade edemiyorsun. Kendini ifade edemiyorsun falan. Sana böyle hani sana şey burnun bakıyorlar. Ya oradan dön güller var mesela, oradan dön. Bu böyle yani deli misin nesin diye. Oradan dön ne? Gül. Yani şöyle sağa dön, sola dön. Şimdi oradan bize dönüp gül. Gülümseyerek. Çok yaygındır, hep oradan dönüp evet. Gülersin. Ne evet. Olması gerekiyormuş o gülücükte? Ya işte orada dişlerini görelim. Dişleri görelim. Şöyle falan bakacak yakında. Ama kendini ifade edememek aslında bizim gerçek sıkıntımız. Oraya gidiyorsun, hani ben ne kendimi anlatabilirim, ne oyunculuğumun bir alanını gösterebilirim. Orada sadece böyle profilinle yüzüne bakıyorlar. Aslında çok tipe dayalı bir iş ya televizyon. Hani... Bu her yerde mi böyleymiş, bizde mi böyle? Yani her yerde böyle. Audition her yerde var canım. Audition her yerde var, olmalı da. Godfather'ın audition'ı var ya. Evet. Tabii. Her olmalı oyuncu ne kadar büyük ne kadar küçük hiç fark etmiyor, yapıyorlar yani. İstersen 30 yıl aynı meslekte ol, 1000 tane filmde oyna, yine uygun musun değil misin onu görmek için ama yapıyorlar. Ama o şart bence. Olmalı. Evet, bence kesinlikle. De. Herhalde ama gören göz de önemli oradaki. Evet, tabii. O da çok önemli çünkü yani, baskı altında tabii. Yapıyorsunuz o sağ sol ve... Bilmeyi çok sıradan yani. Neyse bir de orada insana gelip de şey de olur. Hani güleceğin varsa gülersin. Öyle oluyor ya zaten. Da böyle eyvah nasıl doğru ifade edeceğim tabii. Falan deyip bir kasarsın kendini. Ya evde çok iyiydim diyorsunuz. Evde çalışıyor musunuz? Allah evde yaptım falan. Aa çalışıyormuş evinde. Evet, bir aynanın karşısında çalışıyor. Anlat bakalım nasıl çalışıyor. Aa ayna değilsin. Ben hep çalışırım. 24 saatten şizofren gibi. Sanki devamlı dua okur gibi bir hayal. Böyle bir şey. İbrahim ne yapıyorsun? Ben yapıyorum aslı. Ay ne olur 2 dakika yapma. Şimdi devamlı bir dua hali. Yani bir filmi 17 kere izlerim. 17.sinde hala böyle ben Brad Pitt olurum. Oynarım. Daha sonra ben olsam ne yapardım? Ben olsam yapamazmışım falan. Tabii canım, öyle kendimi yakalarım ya. Hep yaparım. Zor mu? Zor mu? Zor muyum abi ben? Yok değil, şeker yapıyorum. Yani. Bir dakika. Ben dizi partileriyle konuşmuyorum şu anda. Zor değil canım, kolay. Ya kolay da değil de. Düşünse adam devamlı önünde bir şey okuyor. Ama kolay o mesela de. Beni çok besleyen bir şey. Çünkü hani sonuçta aynı mesleği yapıyoruz. Karşımdaki insanın bu kadar titizlenmesi işine beni de kışkırtıyor. Aslında ben de yapabilirim, niye yapmıyorum diyorum kendi kendime. Yani onun izlediği filmleri ben de biraz onun gözüyle bakayım. Hani çünkü o sonuçta okul olduğu için benim ondan kapabileceğim çok şey var. Şanslıyım aslında okulunda. Değil mi? çalışkan oyunculara ihtiyacımız var artık. Evet. Yani artık derken dünyada sistem orada. Şimdi bizim yaşadığımız dünyadaki oyunculara bakın, herifler ne noktalara geldiler. Yani hani tek farkları onlar bunu bir yaşam biçimi olarak yapıyorlar. Biz hani dizim tuttu ama tutmadı. Aa. De korkuyorum. Nazarı çıktı. Nazarı çıktı. Zaten bu aralar çıka çıka bir hal oldu. Dün fön patladı. Tam yetişeceğim bak yayına, fön patladı. Ondan sonra bir odadaki ışıklar gitti. Ben de makyajımı kendim yapıyordum. Bir gözümün altını bir yapmışım. Çocuklar inanamazsın. Hortlak gibi. Bir taraftan o ışıklar olsun. Bir taraftan onu düzeltmeye çalış. Çiğdem devamı geliyor. Sabah hanım 5 dakika kaç. Çiğdem. Ne yapabilirim diye. Bizde de Volkan var öyle. Volkan izliyorsa bizi kusura çalışıyorlar şu an gerçi. Bütün Volkan ekip çalışıyor. Kabus mu? Ya Volkan şu an mesela. Yani mesela o kadar. Volkan şöyle hani bu sektörde biliyorsun. Işte, İzliyordur kesin. Ulaşan kişi vardır ya hani sana ulaşması gereken kişi. Onun ciddi bir stresi var çünkü. Herkes onu azarlıyor ya. Abi 5 dakikaya burada ol. 4.
3 yapalım da. Hepiniz anlatalım. Hani böyle bir telefon tuhaf diyaloglarımız olur. Abi 9 ile 9.30 arasında 7 kere arar. Dişinizi fırçalarken kafanızı kurlar. Şimdi 10 kere arayacağım. Volkan geliyorum falan. Ben arıyorum mesela. Var mı benim set kardeşim? Ne zaman başlıyor ya? Senin daha bir saatin var diyor. Ben de uyuyamıyorum. Bir uyanırım. 24 hapsız falan. Beni en komiği boş günümde kapımı çalıp günaydın seni kahvaltıya uyandırayım dedim. Volkan ben bugün... Aa öyle mi? Erken başla güne dedi bunu. Volkan çok seviyor. Evet, evet, Volkan çok seviyor. Çok... Bu arada harika bir ekibimiz var. Pardon lafını kestim. Evet. Ben hani dışarıdan evet. geldiğim için şu bunu söylüyorum. Çok bizim şeylerimiz vardı. Pardon ben de keseyim artık lafını. Ama oldu mu şimdi?